göreve başlamış olduk. Bu iki aylık süre zarfındaki yaptığımız çalışmaların değerlendirmesini sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Bu süre zarfında İl Emniyet Müdürlüğümüzün il merkezimizde ve ilçe merkezlerimizde yapmış olduğu çalışmalarda ASELSİ'nde 184 adet şok uygulama yapılmış. Ve 75 adet geniş katılımlı huzur uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamalarda 46 bin şahsın kimlikleri kontrol edilmiş ve bunlarda çeşitli suçlardan aranan 197 tane vatandaş yakalanmıştır. Ve kayıp olarak aranan 59 şahıs da bulunmuş. Yine bu çalışmalarda 79 adet ruhsatsız tabanca, 53 adet AKP'yi, 26 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait muhtelif fişek ele geçirilmiştir. Yine 46 kayıp çocuğumuz bulunmak suretiyle ailelerimize teslim edilmiş. Bildiğimiz gibi suça karışan çocuklar, yani 18 yaşının altındaki suça karışım oranı biraz daha fazla. Bu manada bu çocuklarımızla ilgili her çocuğumuza bir emniyet görevlisi, yani polisimizi bağlamak suretiyle onların üzerinde yoğun bir şekilde bu çocuklarımızı kurtarmak için uğraşıyoruz. Özel olarak ilgileniyoruz. Yine okul çevreleri bizim için son derece önemli. Okul çevrelerindeki tekel bayilerinde denetimlerimizi artırdık. Ve oyun ve eğlence alanlarında yine okul çevrelerinde toplam 175 adet denetleme gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı trafik denetimlerine gelince 34.500 araç denetlenmiş. Ve bunlardan 8.500 araca idari para cezası uygulanmış. Tabii Çorum'da asıl halkımızı rahatsız eden abartılı egzoz, kural dışı modifiye araç kullanarak toplumumuzun huzurunu bozan, sükununu bozan, gürültü kirliliğine de sebep olan, ayrıca drift yaparak trafik güvenliğini tehdit eden araçlara, yani bunlardan 133 tane araç ile sürücü belgesi ve alkol olarak araç kullanan 78 araç olmak üzere 211 tane araç trafikten men edilmiştir. Okul servis araçlarımıza dönük de yine 245 adet denetleme gerçekleştirilmiş. Tabii bu çalışmalarda emniyet birimlerimizce 2 kilogram esrar, 3.2 kilogram bonzai, 10 bin tablet sentetik ezza, 120 gram metamfetamin, yine ekstazi, kaçak tütün, kaçak alkollü içki, 180 bin adet dondurulmuş sigara, yani kaçak sigara, yine kaçak elektronik sigaralar ele geçirilmiş. Ve bunların neticesinde 19 şüpheli tutuklanmıştır. İşte tekel bayilerinde bildiğimiz gibi saat 22 ile sabah 6 arasında alkol satışı yasak. Bu meyanda buralardaki 147 adet işletme ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetlenmiştir. Yine toplum destekli polislerimizce KADES ve uyuma projeleri kapsamında 17 bin vatandaşımız bilgilendirilmiştir. Tabii ilimizde biz geçiş güzergahında bu açıdan kritik bir noktadayız. Bu anlamda DH mensubu iki şahıs yakalanmıştır ve sınır dışı edilmiştir. Ve üniversitelerimiz açıldı. Bildiğimiz gibi üniversitemiz, stüdyo üniversitemiz. Öğrencilerimiz geldi, eğitim öğretime başladık. Ve öğrencilerimize dönük bilgilendirme faaliyetleri ve daha bilinçli olmaları anlamında öğrencilerimizi bilinçlendiriyoruz. 900.094, yani yaklaşık 10 bin öğrencimize şu an itibariyle ulaştık ve öğrencilerimizle ilişkilerimiz, yakın temasımız devam edecek. Tabi bu anlamda mahalle müteahhitlerimizle görüşmelerimiz devam ediyor. İki kere toplantı yaptık bildiğiniz gibi ve bunları devam ettireceğiz. Esnaf odalarımızla toplantılarımızı yapacağız ve yapıyoruz. Onlarla da ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Ve emniyet bölgesinde huzur ve sükunu gördüğünüz gibi belli bir aşamaya getirdik. Bundan sonra da inşallah sıfırlamak için tüm gayretimizle devam edeceğiz. Tabii jandarma bölgemizde de çok önemli kayda değer çalışmalar yapıldı. Bu iki aylık süre zarfında yine 130 olay aydınlatıldı. Yani sanmayacak bir rakam. Yani 1055 olaydan 1030'u aydınlatıldı. 25 tanesi de zaten süreci devam ediyor şu anda. Onlar da yakın bir zamanda aydınlatılacak. Ve olayları aydınlatmada oranımız %97 gibi bir yüksek bir rakam değerli arkadaşlar. Yine suçların önlenmesi için 12.172 önleyici devriye atıldı. Devriyeci kolluk. Ve 12.330 toplam devriye faaliyetinin icra edildiğini görüyoruz.
3 kere kuzu ve güven operasyonu yapıldı jandarma bölgemizde. 2 kere huzurlu sokaklar odalar kurduk suçlar uygulaması yapıldı. Ve 25 adet de diğer uygulamalar yapıldı. Ve bunların sonucunda değerli arkadaşlar 113.239 şahsın sorgulaması yapıldı. Ve 39.491 araçta sorgulandı. Bunlardan 92 tane aranan vatandaş, aranan şahıs yakalandı. 14 araçta yani bağlanması gerekip 14 tane araçta bağlanmış oldu. Yine yol noktalarında yapılan jandarmamız tarafından yapılan faaliyetlerde 223 bin şahıs ve araç sorgusunun yapıldığını görüyoruz. Bunlardan 1 terör, 7 kaçak çocuk, 94 asayiş ve 132 diğer suçlar olmak üzere 234 aranan şahıs yakalandı. Ve 16 araç da bağlandı. Tabi burada terör bağlamında da biraz önce bahsettiğim gibi 2 tane DEAŞ'lı, bir PKK'lı, bir TKP-ML'de ve bir FETÖ-PD'ye olmak üzere 5 şahıs hakkında yakalamak suretiyle adli işlem yapıldı. Ve terör örgütlerini övmek de suç bildiğimiz gibi sosyal medya üzerinden ve bunlar 8 şahıs hakkında da bu manada işlem gerçekleştirildi. Tabi şehirler arası otobüslerimiz 2 ana güzergah üzerindeyiz. Hem İstanbul yolu hem Ankara yolu üzerindeyiz. Bu manada şehirler arası otobüslerimizde aranan şahıslara dönük faaliyetlerde de 22 tane aranan şahıs bizim bölgemizde yakalandı. Burada ele geçirilen malzemeler 7 adet tabanca, 9 adet av tüfeği ve muhtelif fişek ele geçirildi. Yine 234 gram kubere sırar, yine ekstazi hap, yine 1858 sentetik ezra, 500 bin kilo kaşeş bitkisi. Bu büyük bir rakam gördüğünüz gibi. Ve sentetik kanabinoidler ele geçirildi arkadaşlar. Tabii kaçak sigara, kaçak alkol, buna dönük faaliyetlere devam ediyor. 17.980 dolu makaron, yine 200 bine yakın boş makaron ele geçirildi jandarmamız tarafından. Ve bunların kullanma aparatları, bunlar ele geçirildi. Yine kaçak alkol, geçen 3-4 gün önce bildiğimiz bir jandarmamızın faaliyeti vardı, burada ele geçirildi. Kaçak kazı, ilimizde önemli bir konu bildiğimiz gibi, bunların takibi yapılmakta. Ve kaçak kazı ile ilgili 12 adet kazı malzemesi, 60 adet sikke, 1 adet dürbün ve arama çubukları ele geçirildi ve ilgililer yakalanmış oldu. Tabii düzensiz göçmen konusu son derece önemli. Son aylarda özellikle 26 tane düzensiz göçmen yakalandı ilimizde ve bunlarla ilgili gerekli işlemler yapıldı. Tabii bunun toplum destekli çalışmalar da önemli. En iyi narkotik polisi anne projesi anlamında 236 anneye de bağlılıkla mücadele konusunda nasıl daha duyarlı olabilirler, olabilecekleri konusunda da bilgilendirmeler yapıldı. Tabii trafik jandarması, yani jandarma trafiği de aktif çalışıyor bildiğiniz gibi. 65.326 araç kontrol edildi ve 907 sürücüye para cezası uygulandı. 271 tane araç da trafikten men edildi jandarma bölgesinde. Tabii jandarma bölgesinde okul servis araçları da son derece önemli. Çünkü köylerimizde taşımacılık yaptığımız, taşımalı eğitim devam ediyor bildiğimiz gibi. 632 servis aracımız denetlendi. 13 araca ceza işlemi uygulandı. 7 tane okul servis aracı da kurallara uymadığından dolayı trafikten men edildi. Tabii son günlerde siz de farkındasınız, otobüs kazaları arttı. Bunlara dönük de çalışmalarımızı sıkı bir şekilde devam ettiriyoruz. Ve bu meyanda 3194 otobüsün denetlenmesi yapıldı. Tabii burada detaylar zaten biliyorsunuz genel itibariyle. Belli bir saatten fazla otobüsü kullanmamak, yani sürücü en önemli unsurlarla birisi aslında bu. Bir de otobüslerin teknik aksamların doğru düzenli olması konuları, ehliyet ve benzeri bunlarla ilgili denetimler. 3190 otobüs denetlendi. 3923'te kamyon denetlendi ve bunlara aralıksız bir şekilde denetlemeye devam edeceğiz. Otobüslerde bildiğimiz gibi belli bir saatin üzerinde sürücülük yapılmaması gerekiyor, araç kullanılmaması gerekiyor. Tır ve kamyonlarda da istihap haddine üzerinde çok fazla duruyoruz. Harfiyat kamyonları özellikle ve buna benzer kamyonların kesinlikle istihap haddini geçmelerine izin vermeyeceğiz. Onların denetimlerini yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Çünkü bunlar fren boşaldı denildi. Fren boşaldı diye bir tabir normalde yok. İstihap haddi geçildiği için maalesef fren tutmuyor. Yine okullarımızda
öğrencilerimize dönük trafik eğitimlerine devam ettiriyoruz. Yine cezaevlerinde ziyarete gelen, yani mahkum yakınlarından diyelim, bunların sorgulamalarında 37 şahıs yakalandı aranan şahıs olarak. Bu da önemli bir nokta. Kadına yönelik şiddet faaliyetlerinde yine eğitimlerimiz devam ediyor. KADES konusunda eğitimlerimiz devam ediyor. Bunların rakamlarına, detayına girmiyorum. Tabi jandarmada yeni bir birimimiz var. Bildiğimiz gibi emniyet ve jandarmada ikisinde de. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yapılan çalışmalar var. Kaçak balık avcılığı ve benzeri, kaçak av, hayvanlara karşı şiddet, kötü muamele ile ilgili de çalışmalar devam ediyor. Ve bazı malzemeler burada da ele geçirilmiş. Ve bu konuda 6 tane okulda da öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza eğitimler verilmiş. Değerli arkadaşlar, genel itibariyle, ana hatlarıyla bunlar. Daha detaylı olarak sizlere vereceğimiz notunda bunların tamamı var. Biz 2 ay önce göreve başladığımızda şunu deklare etmiştik bildiğimiz gibi. Hem şehir merkezinde hem kırsalda olmak üzere tüm Çorum genelinde emniyet ve jandarma birimlerimizle suç ve suçluların üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gidecek. Halkımızın can ve mal güvenini bozanlara huzur ve sükununu kaçıranlara göz açtırmayacağımızı belirtmiştik. Bunu tekrar deklar ediyoruz. Çorum'u ülkemizin en huzurlu şehirden biri yapma hedefiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, Cumhuriyet Başsavcılığımız, adli kurumlarımız, yine belediyelerimiz, ticaret ve sanayi olarak esnaf odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, köy ve mahalle muhtarlarımız ve halkımız ve siz basın mensuplarımızla birlikte koordineli bir şekilde mücadelemize, çalışmamıza devam edeceğiz arkadaşlar. Buradan siz değerli basın mensuplarının aracılığıyla tüm Çorum hemşehrilerime sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum.